Avrupa'dan Yansımalar programından hepinize keyifli pazarlar sevgili izleyiciler. Bu hafta da sizleri ilgilendiren konularla karşınızdayız. Öncelikle programımızda neler var? Ekranlarınıza neler yansıyacak? Birlikte izleyelim. Türkiye'den borçlanarak emekli olmanın yolları nelerdir? Emeklilikle ilgili en son gelişmeler. Mali Müşavir Ali Torlak'tan çözüm önerileri. Avrupa'da yaşayan bir Türk kadınına geçtiğimiz yıl Buayen Sultanlığı Prensesi, Almanya ve Türkiye Büyükelçisi ünvanı verildi. Fatma Afife Gürsoy'la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığımız röportaj. ...2016 yılının ev dekorasyonu, mobilya aksesuar seçimi ve fırsatlarını sizler için araştırmaya devam ediyoruz. FM Living Style firma yetkilisi Nevrim Başaran, aldığımız mobilyaların bakımı, temizliği nasıl yapılmalı? Yemek odası seçimi ve dekorasyon konusunda merak ettiklerinizi yanıtlıyor. Sevgili izleyiciler, Türkiye'den borçlanarak emekli olmayla ilgili en son yenilikler ve Türkiye'den kira geliri elde edenleri yakından ilgilendiren gelişmeler. Mali Müşavir Ali Torlak'tan çözüm önerileri. İzliyoruz. İyi pazarlar sevgili Show Türk izleyicileri. 2 aylık bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili kısa da olsa sizlere birkaç bilgi vereceğim ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. 10 Şubat 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile ilgili yapılan değişikliğe istinaden artık Türkiye'den çalışırken emekli olduktan sonra yeniden iş hayatına devam eden vatandaşlarımızdan kesilen %10 sosyal güvenlik destekleme primi kaldırılmıştır. Bu da şu demek oluyor ki artık vatandaşlarımız iş hayatında geçen sürelerinde almış oldukları maaşlarından kesilen %10 sosyal güvenlik destekleme primi kesilmeyecek ve bu da maaşlarına artı oranda etki yapacaktır. Yurt dışı borçlanması ile Türkiye'de borçlanma işlemini gerçekleştiren vatandaşlarımız bulundukları ülkede çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alamıyorlardı. Sebebinden bir tanesi de yine bu sosyal güvenlik destekleme primiydi. Bunun kalkmasıyla beraber artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alma hakkı doğmuş oldu. Yurt dışında çalışan vatandaşlardan %10 sosyal güvenlik destekleme primi kesemediğinden dolayı 3201 sayılı yasaya göre sizlere Türkiye'den emekli aylığı bağlamıyordu kurum. 6663 sayılı kanun gereği artık Avrupa'da yurt dışı borçlanması ile borçlanma işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlarımız için de Türkiye'den emekli aylığı alma hakkı böylece doğmuş oldu. Kaldı ki SSK kapsamında 506 sayılı yasaya göre emekli olan vatandaşlarımızın emekli aylığı alır iken yurt dışında çalışamayacaklarına dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Önümüzdeki süreçte sizleri neler beklemektedir? Şöyle ki, eğer ki bulunduğunuz ülkede çalışıyorken Türkiye'den borçlanma işlemlerinizi tamamladınız ve emekli aylığı alma hakkınız var iken yurt dışında çalıştığınızdan dolayı size maaş bağlanmıyor ise yapılacak işlemler şöyledir. Siz borçlanma işlemini bitiren vatandaşlarımız emekli aylığına müracaat edeceksiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu da sizi maaş için reddedecek ve dava yolu açılmış olacaktır. Eğer ki bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra dava açar iseniz açılacak davada da maaşa müracaat ettiğiniz tarihten itibaren emekli aylığı alabilme hakkınız olduğunu belirtmenizde fayda vardır. Böylece dava bitiminde sizler de birikmiş emekli aylıklarınızı toptan alma şansınız doğacaktır. Daha çok yeni bir uygulamadır sevgili izleyicilerimiz bu. Bununla ilgili gelişmeleri yine önümüzdeki haftalarda şahsım Ali Torlak olarak ben yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Açıklamış olduğum bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde eğer ki sorularınız olur ise şayet hafta içerisinde pazartesi salı günü Köln Kolbstrasse'deki büromdayım. Çarşamba Mannheim,
Perşembe, Cuma Heilbronn ve Cumartesi günü de Stuttgart bürolarıma gelebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Ve ayrıca Türkiye'de Mart ayı bilindiği gibi vergi ayıdır sevgili izleyicilerimiz. 2015 yılı içerisinde elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinden dolayı 1 Mart ve 25 Mart tarihleri arasında bağlı olduğunuz vergi dairesine yıllık gelir vergisi beyannamenizi vermeniz gerekmektedir. Değerli izleyicilerimiz, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, eğer Türkiye'de mesken yani kira geliri elde ediyorsanız evden dolayı ya da yine dükkan, depo, bunun benzeri iş yerlerinden dolayı da kira geliri elde ediyor iseniz şayet Mart ayının 25'ine kadar 2015 yılı içerisinde elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinizi vergi dairesine bildirip verginizi de Mart ve Temmuz olmak üzere iki eşit taksitte ödemeniz gerekmektedir. Bu hatırlatmayı yapmamdaki sebep, bir mali müşavir olarak bu işlemler tarafımızdan gerçekleştirildiğinden dolayı siz Avrupa'da yaşayan değerli vatandaşlarımızın da bu konuyu bilmesi ve hatırlaması gerekmektedir. Mesken kira gelirlerinden elde edilen bir yıl içerisindeki gelirlerden 3800 Türk lirası vergiden muaftır. Örneğin bir yıl içerisinde Türkiye'deki bir dairenizden dolayı 10.000 Türk lirası kira geliri elde ettiyseniz bunun 3800 Türk lirası vergiden muaftır. Geri kalan 6200 Türk lirası üzerinden vergi ödeyeceksiniz. Diğer bir durumda ise örneğin dükkanlardan, depolardan veya iş yerlerinden bir kira geliri elde ediyor iseniz siz Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız veya mavi kartlı vatandaşlarımız Türkiye'den elde etmiş olduğunuz iş yeri kiralarından vergiden muafsınız. Bunları beyan etmenize gerek yoktur. Ve haftalardır merak ettiğiniz mini job ile ilgili konuya değinmek istiyorum biraz da. Bununla ilgili de 5 Nisan 2016 tarihinde artık sona yaklaşılmıştır. Açıklanacak olan davanın sonucunda yine ekranlarda sizlerle paylaşacağım. Kısaca yapmış olduğum bu açıklamalarla ilgili eğer ki sorularınız var ise dediğim gibi hafta içerisinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından da beni arayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Programımız devam ediyor. Sevgili izleyiciler, sıradaki haberimiz Avrupa'da yaşayan bir Türk kadınına geçtiğimiz yıl Boğayen Sultanlığı Prensesi, Almanya ve Türkiye Büyükelçisi unvanı verildi. Almanya'da kadınlarla ilgili sosyal projelere imza atan, ayrımcılığa karşı hazırlanan platformlarda geçen yıl Alman kamuoyunun gündeminde yer alan Fatma Afife Gürsoy'la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığımız röportajı birlikte izliyoruz. Fatma Afife Gürsoy'a Filipinler, Malezya ve Endonezya'ya bağlı çoğu Osmanlı'dan kalan 13 sultanlıktan birisi olan Boğayen Sultanlığı tarafından Boğayen Sultanlığı Prensesi, Almanya ve Türkiye Büyükelçisi unvanı verildi. Sevgili seyirciler, ilk defa bir Türk kadını prenses unvanı aldı ve hemen yanı başımda Sayın Fatma Afife Gürsoy bu unvanın sahibi. Merhaba Fatma Hanım. Merhaba Nur Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Geçen teşekkür yıl ederim. Sanıyorum 2015 yılının Ağustos aylarıydı 8. değil mi? 8. ayın 11'iydi galiba. Evet, bu unvan size verildi. Evet. İsterseniz izleyicilerimiz de, bizler sizi tanımıyoruz ama izleyicilerimiz için kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Sonrasında da bu unvan size kim tarafından ve neden verildi? Evet. Ben 7 yaşında Adana'dan geldim. Babam burada yaşıyordu. Annem ve kardeşlerimle geldim ve burada tahsilimi gördüm. İnşaat mühendisliği okudum. 5 erkek kardeşim, 2 kız kardeşim daha var. 5 tane de erkek kardeşim var. Ve babam Urfalı olduğu için hani bir gün geri dönersek oradaki yapılan baraja katkıda bulunurum demiştim. Annem de Adanalı. Onların da ülkesi Sulak. Orada da barajlar var. Liberal bir ailede büyüdüm. Din hiç konu değildi. Sonradan kendi arzumla dinimi araştırarak kapanmayı tercih ettim. Ondan sonra faal olmaya başladım. Çünkü kadınların ezildiğini gördüm bizim toplumumuzda, Türk toplumunda. Ben dedim ki ya Türklerde böyle olmaması da gerek. Çünkü benim babam bizi Türk olarak yetiştirmişti. Dil, bayrak, millet en yüce tutulacak şey diye. Ama hep babam da millet önce geliyordu. Ondan sonra din geliyordu. Yani ben dini araştırdım. Önce Hristiyanlığı, ondan sonra Yahudiliği araştırdım. Ondan sonra İslam'ı araştırdım. Kendi rızamla İslam'ı tekrardan kendime din olarak kabul ettim. Ve Allah'ın
öngördüğü gibi yaşamak istedim. Fakat öyle yaşamayı tercih ettiğim andan itibaren problemler çıktı. Çünkü yani ne açılınca millete yaranabiliyorsunuz ne kapanınca. Çünkü kadın olmaktaymış problem aslında. Kadın olursanız ki kadın... Yani görsel bir varlık, tabii güzeli var, çirkini var, çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Ama anlamadım, tek konu şuydu. Neden bu dünya erkekleri hangi dine mensup olursa olsun, hangi millete mensup olursa olsun hepsi hak sahibi oluyorlar. Her dinde ve her millette, her dilde. Neden kadınlar hep dinle öne çıkarılıyorlar? Hep kadınlara dinde bir tehdit var, toplumsal tehdit var ve kadın her kültürde başka bir maymun oynaması lazım. Beni ilgilendiren şey oydu konu. Bu konu üzerine hep böyle projelere katıldım. Ondan sonra ileride projeler yapıp yarışlara katıldım. Uluslararası yarışlara. Ödüllerim var, kazandığım şeyler. Onları tekrar uygulamak için uğraştım. Belediyelere girdim. Sonra köyden taşındık işte. Bu arada ben evliyim ve 4 tane de çocuğum var. 2 çocukla inşaat mühendisliği okudum. 4 çocukla da İstemoloji bölümünü okudum Viyana Açık Öğretim'de. Bunun üzerine baktım ki bizim dilimizde hiç alakası olmayan dini kullanılarak baskıcı bir zihniyet hakim. İslam'da olmayan şeyler. Allah-u Teala o kadar hak vermişken ailenizdeki ya da toplumdaki erkek bu hakkı size bildirmediği gibi bir de olan hakkınızı vermiyor. Yani siz dilenci durumuna düşüyorsunuz. Bu benim hakkımsa, Allah verdiyse benden bir defa kimse alamaz. O zihniyette ben yola çıktım. Ve tabii ki hep problemle karşılaştım. Yani öyle güzel bir dünya yokmuş maalesef. Bu sefer sorun böyle. Sen nasıl Müslüman birisisin? Ya İslam'da böyle var mı? Kardeşim kaynağını göster diyorum. Kimsenin dininden haberi yok. Hep bu savaşlarım içinde tabii ki göze batmaya başladım. Biz sonradan Köln'den Berkheim'e taşınınca belediyeye ben adaylığımı koydum. Kendiliğimden. Berkheim Belediyesi. Berkheim Belediyesi'ne şey seçiliyordu. Yabancılar Meclisi seçiliyordu. Ben de bu köyde o kadar çok insan bana sataşmıştı ki, ne biçim Müslüman? Aa, herkese selam veriyor. Yahu İslam'ın ilk şartı selam vermek değil miydi? Selamlaşmak. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı. Ben hiç kötü niyet gütmeden herkese selam veririm. Çünkü ben Alman'a da Guten Tag derim. Yani benim Müslüman'ıma selam diye vermeyeceğim. Bu yüzden adaylığımı koydum ve herkes de bana aa niye koydun ki, kim tanıyor ki seni falan dediler ve ben 189 oyla seçildim Yabancılar Meclisi'ne. Partiye bağlı değil hiçbir şekilde. Bağımsız. Bu sefer de bağımsız. Bu sefer de belediyede başörtümden dolayı beni herkes temizlikçi kadın zannetmeye başladı. Çünkü herkes ben temizlikçi kadın olmadığımı öğrendikten sonra bu sefer de dediler ki ya biz sizi araştırdık, tahsilli anılmışsınız. Siz neden hala başörtü takıyorsunuz? Bu başörtüsünü anlatma çabasına girdim. Ve baktım ki toplumda cidden sadece Türk'te değil, Alman'da da Türk'ün yansıması var. Türk şimdi bir din taşıyıcısı olarak düşünürseniz, dini Almanya'ya taşıyan önce Türk olmuş. Ondan önce İtalyanlar varmış, dine uyuyormuş. Biz şimdi Türk deyince İslam geliyor. İslam'ı yanlış tanıtmışlar. İslam yanlış tanıtılınca tabii ki ben göze batarım. Çünkü topluma uymayan bir kadın ortada ve yaptığına İslam'da var diyor. Herkes beni araştırmaya başladı. Bu yüzden ileriki zamanlarda işte meclis üye, yabancılar meclisinden sonra ikinci dönemde de aileden ve gençlerden ve çocuklardan sorumlu meclis üyesi olarak. Kaç yıl devam etti buradaki çalışmalarınız? Yani 5 sene ben Yabancılar Meclisi'nde çalıştım ve o 5 sene esnasında kadınlara konuşma saati yaptım. O zamana kadar kadınlar için özel yokmuş. Hı hı. İlk defa öyle bir şey düzenledim. Çünkü baktım ki toplumdaki, Türk toplumunda bilhassa kadınlar beni yolda tutup dertlerini anlatıyorlar. Bunu neden belediyedeki mercilere anlatmıyorlar? Dil yok. Dil olmayınca dert anlatamıyorsunuz. Ya da kadın yok anlatacak, güvenilir kadın. Çünkü Almanca bilmiyor, güvenemiyor. Alman bir bayana anlatsa ne derece anlayacak? Anlayamaz. Kültür farkı var. Evet. O yüzden öyle bir konuşma saati yaptım ve hakikaten bir günden iki güne çıktı sonra haftada. İnsanların o kadar çok derdi var ki hiç... Bu yüzyılda böyle dert
Olur mu diyorsunuz? Yani Almanya'nın göbeğinde esir gibi yaşayan kadınlar var, ben tanıyorum. Onun üzerine işte böyle çalışırken bir gün bana teklif geldi. Bir şey kampanyasında, büyük afiş Almanya genelinde büyük Müslümanı gösterecek, Müslüman kadını gösterecek bir kampanyada rol alır mısınız diye. Ben ne rolü dedim? Yani Müslüman olarak bir bayan arıyoruz. Siz tavsiye edildiniz. Bütün Almanya genelinde suratınızı afiş olarak asalım mı? Ben dedim ki eşimle görüşmem lazım. Hani benim problemim yok. Onun var mı? Ona, eşime sordum. Eşim dedi ki ben sana ne diyeyim, yani surat senin. Sen de tesettürlüsün. Böyle sokakta gezdiğine göre benim bir engelleyecek şeyim yok. Ondan sonra araştırdım. Hakikaten bakanlıktan, Aile Bakanlığı Berlin'den yapılacak bir kampanya ve bütün Almanya'nın şehirlerinde 850 bin afiş olarak asılacak. Neyse, o gördüğünüz kampanya başlatıldı işte. Türk'üm, Müslümanım, kadınım, anneyim, başka sorunuz var mı? Ayrımcılığa karşı bir kampanya. Ve orada aslında konu şöyleydi. Kadınların toplumda, normalde Almanya'da Alman bir kadın anne olabilir ihtimaliyle iş bulamıyor, öyle değil mi? Hı. Fakat ben de o problemden hariç daha 3 problem var. Ben bir de Türk'üm. Onun haricinde bir de başörtülüyüm ve kadınım. Erkek mesleğinde iş bulmam imkansız. İnşaat mühendisi baraj bölümü okumuşum. Bir de tam meslek okuduğunuz bölüm de tamamen erkeklerin yaptığı, evet, bir anda. Evet, evet. Onu burada bulmak zaten imkansız. Bu yüzden onu bir defa unutmam lazım, ama güncel durumda herkes beni Almanca bilmeyen bir kadın olarak görüyor. Ben çeşit çeşit dışlanıyorum. O plakat aksiyonu o yüzden yaptım, o kampanyayı. Ve ben o kampanyayı tamamen unuttum. Bir baktım, her taraftan tebrikler geliyor. Televizyonlar arıyor, radyodan arıyorlar. Ondan sonra arkadaşlarım yazıyor. Fatmacığım, seni bugün şurada gördüm, Berlin'de gördüm, Hamburg'da gördüm. Ben şaşırdım, nerede, nasıl oldu? Meğersem plakatlar asılmış da benim haberim yok. Otobüs durakları, sinemalar, tren istasyonları, okul, bütün devlet daireleri hep afişler, benim koca koca billboardlarda asılıymış. Ondan sonra tehditler başladı. Dazdaklar şeyler kurmuş, internet siteleri ve aşırı benim... Aşırı sağcılar tarafından tabii tehditler ki, var. Evet, aşırı sağcı, nasyonel sosyalistler tarafından tehditler. Ondan sonra şöyle yaparız, böyle yaparız. Uzun bir zaman yani polis şeyine, telefonlarım falan dinlendi. Şimdi unutuldu mu bilmiyorum. Fakat onun da bir hayıra vesile olduğunu düşünüyorum. Çünkü o resim sayesinde bu... şey geldi, prenseslik ünvanı teklifi geldi. Evet, peki şimdi isterseniz tekrar ben sorumu yenileyim. Nasıl size ulaştılar? Nasıl bu ünvan size verildi? Kim tarafından? Biraz da bunu açar mısınız? Evet, ben son zamanlarda Facebook'ta aktif olmaya başladım. Çünkü Facebook başka bir toplum. Ben şu anda bir 4 senedir, 5 senedir bir proje yapıyorum. Türk toplumunun özellikleri, bilhassa belirli durumlarda insanların tepkisi ne oluyor? Çünkü Türkiye'den insanlar tanımıyorum. Türkiye'ye gidince ben Alman gibi davranıyormuşum. Arkadaşlarım öyle diyor. Sen iyice Almansın ya diyorlar. Hiç nerem Alman, onu da ben de anlayamadım. Ama davranışlarım öyleymiş. Almanya'da ben Türk diye adlandırılıyorum. Türk'e benziyormuş davranışlarım. Yani iki arada bir derede kaldığım için ben de belirli konuları Facebook'ta başlık olarak atıyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de şöyle şöyle bir durum olursa sizin bakış açınız ne olur? O öğrenmek için değişik semtlerden, değişik şehirlerden ona şeyler geliyor. O sırada bana Facebook'tan bir tane tanımadığım birisi özelden dedi ki, size kaç defa mail attım, neden bakmıyorsunuz? Kadını tanımıyorum, İngilizce yazıyor. Ben de dedim ki, ben sizi tanımıyorum ki, benim mail adresim nerede? Lütfen bakar mısınız mailinize dedi. Ondan sonra hiç ciddiye almadım. Baktım birkaç defa daha gönderdi arka arkaya değişik günlerde. Hadi bakayım maile dedim. Maile baktım. Filipin'den geliyor. Filipin'den benim hiçbir alakam yok ki Filipin'le. Filipin'in nerede olduğunu bile haritada burada diye gösteremem belki. Ondan sonra eşime dedim ki, bak Cahit, bana böyle böyle şey geldi. O da dedi ki, belki şey olabilir, spam olabilir. O açtı baktı, sana Dışişleri Bakanlığı'nın, Filipin'in Dışişleri Bakanlığı'ndan
Mektup gelmiş, açayım mı dedim. Aç dedim. Ondan sonra cidden o bana şey atan kadının yerine o gelen mektuptaki şahıs da Facebook'tan bana özelden mesaj atan şahısın aynı kişi olduğunu gördüm. Ondan sonra siz kimsiniz dedim. Hanım bana seceresini attı. Prensesmiş. O ülke Filipin'e bağlı Mindanao Adası'nın Buayan Sultanı Darussalam'ın prensesiymiş. Kendini tanıttı, resimlerini gönderdi güven sağlamak için. Ben dedim ki yani benim sizle ne alakam olur? Önce ben onu şaka zannettim. Çünkü benim kızım öyle şaka yapmaya bayılır. Gene bu benim kızın başının altından çıktı dedim. İnanamadım. Ondan sonra bana tekrar ertesi gün mail attı. Gene yazdı, mail attım lütfen bakar mısınız? Orada diyor ki lütfen bizde çalışır mısınız? Biz sizi 2 senedir araştırıyoruz. Ve sizin bizim ülkemizi çok güzel tanıtacağınıza kanaat getirdik. Secerenizi getirttirdik. Bütün araştırmaları yaptık. Size Almanya Büyükelçiliğini teklif ediyoruz. Ben de dedim ki hala ciddiye almadığım için ya ben büyükelçi falan olmak istemiyorum. Ben hayatımdan memnunum. Neyse yazılı dokument olarak baktım. Orijinal bir şey. Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Ondan sonra ertesi gün Türkiye Büyükelçiliği de teklif ettiler. Herhalde kendimi şeye çekiyorum zannettiler. Böyle ne denir Türkçe'de? Naza çekiyorum. Naza çekiyorum zannettiler herhalde. Ben de dedim ki kabul etmek için şartlarınız ne? Onlar da dedi ki biz sizi davet ediyoruz. Eşinizle Malezya'ya gelin. Oradan Filipin'e gelin. Biz size durumu açıklayalım. Ben dedim ki ben gelemem. Onlar da dedi ki okul tatilindeyiz. Onu da araştırmışlar. Siz okul tatilindesiniz. Gelebilirsiniz. Biz İngiltere'ye gidiyoruz. Yerlerimizi ayırttırdık. Tatile dedim. Onlar da dedi ki İngiltere'ye gidiyorsanız o zaman daha iyi. Çünkü İngiltere'de bizim Pakistan konsolosu bizim için çalışıyor. Pakistan konsolosundaki konsolosunun resmini attılar. Bu şahısla buluşun diye ona da haber vermişler. Neyse biz Londra'ya gidince konsolos bizi aradı. Biz konsolos Doğa gidelim. Bizi oraya davet ettiler. Gittik. Adam bana böyle kapıdan girer girmez nice to meet you Royal Highness deyip önümde eğilince ben de arkamı döndüm baktım Royal Highness de kim hani burada? Arkamda başka biri mi var? Benden sonra birisi mi girdi diye. Arkamda kimse yok. Adama dedim ki I'm not Royal Highness. Adam da dedi ki evet siz siz Royal Highness'sınız. Ben dedim ki benim haberim yok. Ay eşime baktım. Adam bana dedi ki siz bizim ülkemizin prensesi olarak ilan edildiniz. Ben de dedim ki ben zaten prensestim yani ilan edilmeme gerek yok. Ben şaka olduğunu hani şimdi kamera şakası yapıyoruz şaka diye. Şaka olduğunu düşünüyorsunuz şakayla da karşılık tabii ki yani benim babam her zaman bana prensesim der. Eşim her zaman sultanım der yani daha ne olacağım. Sonunu bekliyorum hani kamera şakası diye. Çıkacak diye. Adam sonra dokümanları getirdi. Dedi ki evet bakın siz prenses ilan edildiniz. Ve orijinal evet bunlar şey büyükelçilik şeyine Almanya bu. Almanya büyükelçisi olduğuma dair. Bu da Türkiye büyükelçisi olduğuma dair. Ve bu da benim ünvanım. Hahare Prenses Fatma Afife Gürsoy. Yani hakikaten ben Royal Highness olmuşum. Ben de şimdi ne yapacağımı da bilemedim. Sevineyim mi? Yani konuşmadan sonra ben geri eve dönünce maile cevap verdim. Siz beni cidden Royal şey olarak prenses olarak zaten şok oldum. Hala inanmadım. Büyükelçilikler için teşekkür ettim. Hanım da dedi ki ben sizi prenses de yaptım. Görmediniz mi? Dedim ki evet onu da gördüm. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Yani prenses olup ne yapacağım ben? O dedi ki onu buraya geldiğinizde size açıklama yapacağız zaten. Orası Buayan Sultanlığı da ben kendisine Avrupa'ya açılmak için, Türkiye açılmak için, irtibat kurmak için temsilciler arıyormuş ülkeler için. Ve 2 senedir de temsilci arıyorlarmış. Duyuru da yapmışlar. İngiltere'den de çok müracaat varmış Müslüman İngilizler, İngiliz kadınlarından. Ama onlar özellikle kadını arıyorlar. Çünkü orası kadın tarafından yönetilen bir ülke. Yani orada kadınlar hep şeyde, başta. Ve
acaba toplumda kadın sayısı çok mu diye ben de düşündüm. Sonra baktım, hayır öyle bir şey değil. Fakat 40 sene Filipin baskısı altında kalmış bir ülke. 40 sene asker kaybetmiş tabii ki. Erkekler savaş etmiş İslam'ı kurtarmak için. Onlar Müslüman ve eskiden Osmanlı'ya bağlı ülkelermiş. 13 tane sultanlık var Malezya, Endonezya ve Filipin arasında. Peki sizin dışınızda başka ülkelerde yaşayan Müslüman kadınlara da Almanya'nın dışında teklif gitmiş mi böyle prenseslik? Hayır. Sadece bana prenseslik teklifi gelmiş. Ünvan diyelim, teklif değil de prenseslik ünvanı. Evet, o doğru. Beni birden prenses yaptılar. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Hayır, öbürleri hepsi erkek. Öbür ülkelerin bütün temsilcileri erkek. Genelde onlar doğuştan prens zaten. Bir ben yabancı olarak bu unvana layık görülmüşüm. Neyse, onlar da ararken tabii şeylerini belirlemişler, nasıl birisini aradıklarını. Çok dilden dile geçme imkanı çok yüksek olacak. Yani bir dilden başka bir dile hemen geçebilecek. Hemen konuyu o dilden o dile aktarabilecek. Hazır cevap olacak. Hiç kimseden korkmayacak. Cesur bir kadın olacak. Ondan sonra genelde erkek mesleği olursa daha verimli diye. Hepsini ben de herhalde araştırırken bulmuşlar. Ayrıca de benim resmimi, o kampanyada çektirdiğim resmi, billboardlarda asılı olduğum resmi, bunların tebaasından birisi onlara göndermiş. Aradığınız bu şekilde bir Türk hanım var. Biz onu tavsiye ederiz diye. Ama kim olduğunu ben bilmiyorum. Onlara sordum. Onlar dedi size informantlarımızı bildirme mecburiyetimiz yok. O resim, yani o resim düşmana da vesile oldu, dosta da vesile oldu. Evet. Bu yüzden yani hakikaten kadınım, anneyim, Türk'üm, Müslümanım ve bununla gurur duyuyorum. Peki bu ünvan size verildikten sonra görevleriniz ne oldu? Sizden beklentileri neydi? Evet, beklentileri tabii ilk etapta benden beklenti söylemediler. Telefonda falan öyle gizli şeyleri konuşamayız dediler. Önce taç törenim vardı çünkü. Bunun yani dokümentle belgelenmesinin haricinde o ülkeye gidip bir de tanıtım vardı. Değişik sultanlıklara, bu bizim prensesimiz artık diye. Resmen size taç mı taktılar? Taç takmadılar, madalya taktılar. Böyle Osmanlı nişanesi, prenseslere takılan. Ondan sonra biz işte 12. aydan 1. aya kadar eşimle davetliydik. Malezya'ya uçtuk. Malezya'dan Endonezya'ya uçtuk. Singapur'a uçtuk. Mindanao'da taç törenim olacaktı. Olamadı. Çünkü Mindanao'da iç savaş gibi bir şey başlamış. Huzursuzluk. Dışarıdan bir prenses bir de getiriliyor hani o iç savaşın içine. Sakın Türk prensesini buraya getirmeyin. Burada şu anda ortalık karışık ve zaten onun prensesliğine de hani zarar gelecek diye beni oraya götürmediler. Ben Dağçı'ya davet etti. Ben Dağçı'daki sultan. Taç törenim orada oldu. Yani adı taç töreni. Aslında böyle bir sultanlık şeyi takıyorlar size. Ne denir ona? Bant takıyorlar. Onun üzerine de taç, madalya, artık hangi ünvanlar veriliyorsa onları takıyorlar. Benim için tabii çok İlk defa öyle bir şeye katılmış oldum. Peki bu ünvan size verildikten sonra Almanya'ya döndünüz. Burada gerek Alman toplumu gerek Türk toplumu nasıl karşıladı bu durumu? Ya ben oradan döneli zaten çok olmadı. Birkaç hafta oldu. Oradan döndükten sonra bana vazifelerim anlatıldıktan sonra aslında işin ciddiyetini anladım. Yani şimdi prenses olunca hani kül kedisi birden prenses oluyor ya, böyle anlayamıyor. Ben bir prense eş olmadan prenseslik ünvanına layık görüldüm. Hani şimdi prens üste prens verilse insan bu işlerle ilgilenmez ama düşünüyorsunuz ya, 12 bin kilometre ileriden beni niye prenses ilan ettiler? Birden düşünmeye başlıyorsunuz ve oradaki anlatılanlar, ülkeyi nasıl temsil edeceğim? Ondan sonra bu ülke tabii ki harpten çıkmış ve 4. büyük bakır madeninin sahibi. Filipinliler bunlara bırakmak istemiyor. Bütün dert o 40 seneden beri savaş. Bosna'daki gibi insanları öldürmüşler.
Ve oradaki Müslümanlar 40 sene savaştan yorulmuşlar. Hatta kendi aralarından hani sultan bile seçince öldürüleceğinden eminler. Ben şimdi ciddi bir şey olduğunu daha yeni anladım. Ve bu ülkeleri dışa doğru temsil ederken onların iç durumunu da araştırmam gerek. Tarafsız olarak onların iç evet, durumlarını da... Tabii ki tarafsız ama tabii ki bilhassa kadınların şu anda eğitime ihtiyacı var. Mesela ilk vazifem şimdi Türkiye'deki üniversitelerle Endonezya ve Malezya üniversitelerinin bağlantılarını kurmak, değiş tokuş projeleri için ve bir şey kurmaktı, NGO kurmaktı. NGO yani tarafsız ülke lere bağımsız bir şekilde bir internasyonel, uluslararası dernek kurmaktı. Fakat bunun da o kadar basit olmadığını öğrendim. Şu anda onunla uğraşıyorum. Toplantıya katılmıştım geçen Türkiye'ye gittiğimde. Orada da güzel Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından o durumların bilindiği ve onlara yardım edilme ihtimalinin büyük olduğunu söylenmişti. İnşallah bana verilen görevi hakkıyla yerine getiririm diyorum. Ama kadın istedikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Çünkü onların isteği de bakın erkek seçmemişler, kadın seçmişler ve burada şey de yapmamışlar, ırkçılık da yapmamışlar. Neden? Türkiye güvenleri var. Ezelden beri Osmanlı onlara fregat da göndermiş kaç tane İspanyollara karşı savaşta. Sultan Selim Han göndermiş. Ta o zamandan verilen bir güven hala onların Türk seçmesine vesile oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Peki buraya döndükten sonra yine soruyu yenilemek istiyorum. Evet. Alman toplumu ve burada yaşayan Türk toplumu bu durumu nasıl karşılıyor? Yani size geri dönüşler nasıl? Benim irtibatım olan Türkler anlamadı galiba. Yani ben çok böyle gösterişi seven insan değilim. O konuyu da pek anlatmadım. Herkes çünkü beni tatile... Çünkü basında da sıkça yer aldı o dönemde. Evet ama hayırlamayan Türkler çok oldu. Hiç bilmiyormuş gibi yapanlar oldu. Aa insanı nasıl prensesi yapıyorlarmış evlenmeden diyenler oldu. Almanların dönüşü şöyle oldu. Aa ben olsam hemen bir şatoya taşınırım. Aa inanmıyorum sen ne kadar normal kaldın. Aa sen neden böyle? Yalnız beni bir prens aradı. Alman prensi. Onun telefonuna dedi ki böyle böyle tebrik ediyorum sizi. Sizi şey alabilir miyim? Uluslararası soy ağaçları listesine almak istiyorum. Bundan sonra sizi balolara falan davet etmek istiyorum dedi. Davet edildiğimde tabii ki Osmanlı nişanemi takıp evet. O madalyamı takıp gerektiği gibi davete icabet etmem bundan gerekiyor. Bundan sonra da size verilen görevleri yerine getireceksiniz. İnşallah. Önce eğitim dediniz. Eğitimle evet. İlgili. Aynı zamanda Fatma Hanım siz Alman toplumunda ayrımcılıklarla ve kadınlarla ilgili de ağırlıkta çalışmalarınız var. Bununla da Alman kamuoyunda da sıkça yer aldınız. Kısaca bu çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Devam edecek mi bu ünvanınızla birlikte bu çalışmalar? Ya o benim ideolojik çalışmalarım. Yani ben bir kadının ezilmesinden taraf değilim. Bir kadın kendini koruyamıyorsa demek ki o öyle yetiştirilmiştir, o öyle görmüştür ama hak zaten kimseye kendiliğinden verilmez. Hak alınır. Hakkını almayana ben yanındayım. Hakkını bildirip kardeşim bu senin hakkın neden yaptırıyorsun kendine böyle eziyet? Onun hakkını söyledikten sonra yolunu bilmiyorsa, yordamını bilmiyorsa yolunu yordamını göstermek. Prenses ünvanını alan Fatma Afife Gürsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kadınların sadece senede bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirtti. Bu yüzden hani bana Kadınlar Günü için röportaj yapar mıyız dediniz ya, ben aslında Kadınlar Günü'nü de her gün olması isteği içimde kabarıyor. Aslında iki gün sonra da Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Bu vesileyle de bu röportajı sizden evet. Rica ettik. Teşekkür ederiz, siz de kabul ettiniz.
Bir şekilde de kadınlara da mesaj vermek isterseniz, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla ne söylemek istersiniz? Yani ben Dünya Kadınlar Günü'nü çok saçma bulduğumu söylemek istiyorum. Aslında Dünya Kadınlar Günü'nün aslında kadınlarla alakası yok, bildiğiniz gibi, değil mi? Bu belirli bir olaya istinaden verilmiş bir gün. Dünyada belirli sayıda kadınların toplu olarak yakılması sebebiydi. Fakat bunu Dünya'da Kadınlar Günü olarak kutlamaya başlayınca bana şöyle geliyor ki, sadaka gibi. Yani senede bir gün. Türkçe'de bir şarkı var ya, senede bir gün. Senede bir gün. O gün kimse dayak yemeyecekse ben bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. Ama inanın ki o Kadınlar Günü'nde kadınlara Beratungsstunde yapılmadığında, görüşme saati yapılmadığında o gün dayak yiyen kadın, ben Beratungsstundumu yapmayınca o nereye gidecek? Kimin için bu Kadınlar Günü? Benim için mi? Dayak yiyen için mi? Yani bu yüzden hiçbir kadının bir güne sığdırılamayacak kadar küçültmemek gerek. Kadın denen şey her erkeğin annesi. Ve annenize bir gün mü değer veriyorsunuz siz? Fatma Hanım, aslında konuşulacak konular çok fazla. Sizin gerek çalışmalarınızla ilgili, gerek kadınlarla ilgili. Ama maalesef süremiz de kısıtlı olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Sizi tekrar tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yaptığımız projelerde belki karşılaşırız. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bu haftada 2016 yılının ev dekorasyonu, mobilya, aksesuar seçimi fırsatlarını sizler için araştırmaya devam ediyoruz. FM Living Style firma yetkilisi Nevrim Başaran, aldığımız mobilyaların bakımı, temizliği nasıl yapılmalı ve küçük bütçelerle ev dekorasyonu nasıl yapılır? Yemek odası seçimi ve dekorasyon konusunda merak ettiklerinizi sizler için yanıtlıyor. Merhaba Nevrem Hanım. Bu hafta da izleyicilerimizle birlikte mobilya dünyasındaki turumuza devam ediyoruz. Kömpors'tan sesleniyoruz izleyicilerimize. Efendim Living Style'deyiz. İzleyicilerimizin mobilya ve dekorasyonla ilgili bu hafta da soruları yoğundu. Özellikle geçen hafta ele aldığımız mobilyaların temizliğiyle ilgili sorular geldi. Deri, nubuk ve yine özelliklerini saydığınız ürünlerin temizliği nasıl olacak? Bu hafta bunlara değineceğiz. Yine bir yemek odası takımı alırken nelere dikkat edilmeli, onları konuşacağız. İsterseniz başlayalım. İyi bir yemek odası takımı alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle de bayanlarımızın en çok yönelttiği sorulardan birisi de küçük bütçelerle dekorasyonu, ev dekorasyonu nasıl yapabiliriz? Evet. Bu gördüğümüz yemek odası takımı violet takımımız. Beyaz bir takım. Lake adlandırdığımız lükens ayaklı 4 kez fırınlanmış, üzerine 4 katta boya, lake boyası atılmış, sağlam kayın ağacından üretilmiş bir yemek odamız. Çok da şık. Evet. Bir takımımız. Bugün özellikle sizin için düzenledik masaüstü dekorunu. Bir yemek odası, bir masaüstü nasıl dekore edilir? Sizin için özel tasarladık. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel ve şık duruyor. İzleyicilerimiz de beğeneceklerdir. 2015 yılında da beyaz renk çok gündemdeydi. Evet. Sanıyorum 2016'da da bu renk devam ediyor. Gerek oturma gruplarında, gerek yemek odası takımlarında. Hı. Hakikaten bu da çok şık. Siz de güzel bir sofra düzeni hazırlamışsınız. Evet. Peki bu yemek odasının özelliklerini biraz bahseder misiniz? Bu gördüğümüz violet takımımızın özellikleri lake olması, şık olması, lükens ayaklı olması, kullanışı çok rahat olması, çizilebilse bile bildiğimiz cilalarla tekrar politür yapılıp düzeltilebiliyor çizgileri. Giderilebiliyor. Temizliği de kolaydır. Leke içermez, çekmez içini. Ayrıca
takım olarak da çok şık durur evlerde. Özellikle büyük salonlarda çok şık durabilir. Eğer küçük salonlarımız varsa ise küçük evler için de tasarladığımız daha küçük modellerimiz var. Aynı masanın tasarlanmış farklı renkleri var. İstenirse kırmızı mesela çok hoş durur. Siyah çok hoş durur. İstediği şekilde, istediği boyada yaptırılabilir. Evet, sadece beyaz değil, izleyicilerimizin evet, tercih ettiği renkler varsa onu da özel üretimle yaptırabiliyorsunuz. Yaptırabiliyoruz, evet. Bu 8 kişilik bir masa takım değil mi, yemek takımı şu an? Şu an 6 kişilik fakat istenilirse 6 ve 8 kişilik kullanılabilir. Evet, ama sizin söylediğiniz gibi salon ya da mekan küçükse evet, bunun daha ufak boyutları da ebatlarda da yaptırabiliyorsunuz. 4, 6, 8, 12. Bu şekilde devam evet, edebilir. Devam edebilir. Aslında mekanlar müsait olsa da yemek masaları şöyle büyük, geniş, görkemli geniş, olunca ferah, çok daha evet, güzel gözüküyor. Çok daha şık görünür. Hazırladığımız yemek servisi de bir o kadar kendini gösteriyor. Evet. Ama maalesef bu olanaklarla sınırlı. Avrupa'da çok evler büyük ve geniş olmadığı için evet, biraz eşya seçiminde de çok zorlanıyor izleyicilerimiz. Ama burada FM'de böyle bir sorun yok. Ölçüleri her neyse beğendikleri ürünleri yaptırma imkanları var izleyicilerimizin. Evet, küçültebiliyoruz, büyütebiliyoruz. Müşterilerimizin kendi ölçülerine göre üretebiliyoruz. Nevrim Hanım, parlak cilalı ve çok da kolay çizilebilir ya da çocuklarımız özellikle yemek dökebilirler ya da içecek dökebilirler. Herhangi bir çatal bıçakla çizilebilir. Az önce temizleme özelliğinden de bahsettiniz. Bu ürünün o belirttiğiniz özellikteki ürünle silindiği zaman yine yenisi gibi oluyor mu? Bildiğimiz araba cilaları var. O cilalarla da güzel bir politür üzerine çekilebiliyor. Ayrıca bu masanın özel temizlik cilası da var. Onu da alıp kullanabilirler. Rahatlıkla çizikleri giderebiliyorlar. Evet, çünkü bayanlarımızın en çok sorduğu sorulardan evet, birisi de bu. Temizlik, çizik, aynen, evet, yıpranmaması. Yıpranmaması için, bakımı için neler yapmalıyız evet, diye bu hafta bu konuyu da ele alacağız. Gerek oturma gruplarında ve gerekse de bu yemek odası takımında. Şimdi yine en çok bize yöneltilen sorulardan birisi de küçük bütçelerle evimizi nasıl dekore edebiliriz? Evet, küçük bütçelerle evimizi nasıl dekore edebiliriz? Dekorasyonlar, farklı dekorasyonlarla bunu sağlayabilirler. Örneğin bu gördüğümüz masanın üzerindeki dekorasyonlar küçük bütçelerle elde edilebilecek tasarımlar. Farklı tarzlarda. Farklı tarzlarda. Mesela şu şekilde bir servis. Evet, bu şekilde bir Osmanlı servisimiz var. Bu gördüğümüz bir Osmanlı modeli servis tabağımız. Ayrıca içerisinde yine servis kaşıklarımız, çatal ve kaşığımız var. Evet, çatalı da burada. Ayrıca dekoratif bir ağaç yaprağı dalı modeli var üzerinde. Çok da hoş ve şık duruyor. Bu Osmanlı'ya ait bir tasarım. Örneğin bu çok modern bir şamdan. Bunun yanında çok da şık durdu. Ayrıca yine modern servis takımımız güzel süslüyor. Altın yine kaşık, çatal, bıçak takımımız güzel şık dekore ettik. Bu şekilde Swarovski taşlarımız şöyle. Çiçeğimiz yine aynı şekilde güllerle yine yeşil cam, şişme, üfleme cam dediğimiz bir vazo yer alıyor. Yine bunu tamamlayıcı olarak deri Amerikan servisimiz var. Çok da şık bir tasarım. Yine şöyle gösterebiliriz. Ayrıca renkleri de mevcut bunların. Renkleri de mevcut. Ben şu anda 3 renk kullandım burada. Hatta 4 renk var. Birbirini çok böyle ısırmayan renkler. Kahve tonlar, toz pembe. Yine açık kahve bej kullandım. Bunlar da deri. İstenildiği zaman tek kullanılabilir, istenildiği zaman ayrı ayrı da kullanılabilir. Ayrıca deri halılarımız da var aynı modellerde. Birbirine tamamlayan çok şık deri hem masaüstü hem zemin için ve kırlentlerimiz yine deri olmaksızın birbirini tamamlıyorlar. Peki siz burada farklı renkleri tercih etmişsiniz. Bunlar takım olarak da kullanılabilir mi? Yoksa böyle değişik renklerde her kişiye özel bir renkte de sofra düzenini sağlayabilir miyiz? Birbirine yakın tonlar uygulanabilir. Benim tercih ettiğim iki renk
Veyahut da eğer hani tek renkte kullanırlarsa tek renkte şık olur. Benim tercihim iki renk. Şu an göstermek için burayı böyle tasarladım. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Neşe Eden ben. Tülin Kara. Nereden geliyorsunuz? Köln'de oturuyoruz. Köln'den geliyorsunuz. Evet. Burayı nereden duydunuz? İlginizi nereden çekti burası? Özellikle sormak isterim. Tabii. Televizyonda yayınlarından görmüşlüğüm var. Artı arkadaşlarımın buradan güzel ürünler alıp kullandığı, hani memnun kaldıklarını görünce ben de gelip görmek istedim. Peki, dikkatimizi çekti. Özellikle bu masa ve konsolla ilgilendiğinizi gördük. Evet. Beğendiniz mi bunu? Çok. Kesinlikle. Peki fiyatları konusunda neler söylemek istersiniz? Fiyatlar, evet, gördüğüm bu hani iki parçalı ürün göründüğü gibi değil. Çok uygun fiyatları. Hani kalitesi özellikle çok çok önemliydi benim için. Gördüğüm kadarıyla hakikaten kalitede hani dikişi, malzeme seçimi, her şey çok güzel gözüküyor. Ona göre de fiyatları gayet güzel. Onun için mutluyum. Hani. Evet. Peki bunu almayı düşünüyor musunuz? Evet. Evet. Peki size de sormak isterim. Sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Özellikle bu mağazayla ilgili veya nereden duydunuz? Siz de birlikte geldiniz, birlikte bakıyordunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, arkadaşımla birlikte geldim. Avrupa'dan yansımada Show TV'de gördüm reklamınızı. Web sayfanıza girdim, inceledim. Çok müthişti yani gördüklerim ve buraya bu masa ve konsol için geldim. Beğenerek geldim. Umduğumdan daha güzel. Kalitesiyle, yapılışıyla beğendim yani. Ayrıca masadaki servis takımlarını geçen hafta televizyonda izlemiştim. Hakikaten çok beğenmiştim. Kendi halleri çok daha güzelmiş. Yıkanabilir olmaları, lekesiz, leke tutmamaları, makinede yıkanılır olmaları da özel ürünler diye düşündürdü. Bunlardan da edinmek istiyorum. Bayağı bir ilginizi çekti. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Çünkü serviste özellikle bir problem yaşıyorum. Hani her yerde gördüğümüz hani plastik servislerdense böyle özel bir hani deri ve yıkanabilir renklerini solmadığını da bilgisini aldım. Dolayısıyla evet, hani şu konsepti çok çok beğendim diyebilirim. Çok şık. Peki Avrupa'dan Yansımalar programında izleyicilere burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya kesinlikle gelip görmelerini tavsiye ederiz. Değil mi Selin? Ben de aynı, katılıyorum arkadaşıma. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hatice Balkış. Hatice Hanım, nereden geliyorsunuz? Ben Porzak oturuyorum, Porzak alıyorum. Buradan geçerken bir de reklamlarda gördüm. Çok ilgimi çekti camdan görürken dışarıda. Bir durduk aslında, öyle başladı. Eşimle baktık. Beraber. Biraz ilginizi çekti bayağı tabii. Bayağı bir çekti çünkü dışarıdan camdan çok değişik şeyler var. Çok değişik mobilya olduğu belli. Bir camdan içeriye baktım, kapalıydı ama bir pazar günüydü. Evet. Peki içeri geldiğinizde hakikaten size wow denilecek şekilde enteresan, evet, geldi mi? Hemen yani biraz önce kapıdan girerken eskitmeler çok hoşuma gitti. Çok güzel. Beğendiniz. Peki bir şeyler görüyorum elinizde. Bunları alıyor musunuz? Bunları alacağım. Peki bu arada sormak isterim Hatice Hanım. Fiyatlarla ilgili düşünceleriniz nedir? Fiyatlar güzel. Güzel yani, uygun bence. Uygun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Esra Tuna. Esra Hanım, nereden geliyorsunuz? Leverkusen'den geliyorum. Burayı nereden duydunuz Esra Hanım? Burayı bir restoranda reklam olaraktan gördüm. Ve birkaç hani masa vesaire lazım olduğu için baktık arkadaşlarla ve gerçekten hani ürünler çok güzel, çok hoşuma gitti. Evime uygun mu değil mi diye hani tereddüt ederken hani özel ölçülerde de yapılabileceğini öğrendim. Ve gerçekten hani verdiğim ölçülere dayanaraktan çok güzel ürünler çıktı bakalım ortaya inşallah.
Peki Esra Hanım, neler sipariş ettiniz mümkünse öğrenebilir miyiz? Masa, ek bank, hani masayı yemek tahta, masası. Yemek masası aynen, ahşap ve demir karışımı, ek bank, orta sehpa, hani bu gibi şeyleri sipariş verdik. Tam isteğime göre oldu. Hatta bayağı gittik geldik. Bayağı özel isteklerim olmasına rağmen sağ olsun çok güzel ilgilendiler. İnşallah çok güzel bir şey çıkıyor ortaya bakalım. Peki özel ölçü yaptırmanıza rağmen fiyatlar konusunda neler söylemek istersiniz? Fiyatlar güzel, uygun. Hani kaliteli bir şey istiyorsan tabii ki fiyatlar da ona göre çok yüksek değil, uygun. Yani dışarıda gördüğün ve gerçekten maliyeti çok olan ürünleri burada daha uyguna, isteğine göre yaptırabiliyorsun. Ve gerçekten de hani farklı bir yer burası. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben de çok memnunum. Almanya gibi bir yerde böyle bir yer açıldığı için ben dua ediyorum. İnşallah başarılı olursunuz. Nevrim Hanım, yeni bir ürünün bu hafta izleyicilerimizle paylaşalım. Kadife sanıyorum, bu değil mi? Evet, kutumuz Toys ismini taşıyor. Yumuşak kadife, ipek kadife dokusuna sahip. Oturum kısmı da orta sertliğe sahiptir. İçerisine kayın ağacı kullanıldı. Sırt kısmı alçak. Oturum kısmı normal. Daha geniş. Daha geniş. Daha relax bir koltuk. Evet. Oldukça da modern dokuları taşıyor. Capitone. Evet, Chesterfield'e dediğimiz, de benziyor değil mi? Evet, Chesterfield look'una benziyor. Fakat bu Capitone koltuğumuz, düğmeli, imaj dikişli koltuğumuz çok da rağbet görüyor şu anda. Peki yine siz özel üretim yaptırdığınız için soruyorum. Bayanlar da genelde evlerine yine bunun L ve U şekli olabiliyor mu? Ölçülerine göre yaptırabiliyor musunuz bunları da? Bunların da her tür ölçüye göre üretimi yapılıyor. Özellikle bu koltuğumuz 2.30 santimlik bir koltuk. İstenilirse 2.80'lik ve daha büyüğü yaptırılabiliyor. U şekli, L şekli yaptırılabiliyor. İzleyicilerimizden bu hafta yoğun olarak özellikle bayanlardan gelen soru, bunların temizliği ve bakımı nasıl olmalı diye. Şimdi derilerin, nubukların ve kadifelerin özellikle oturma grubu ve salonlarda nasıl temizliği? Kolay mı? Temizlenebiliyor mu? Herhangi bir leke olduğu zaman kolay çıkarabilir miyiz? Evet. Temizlikle alakalı her kumaşın kendine özgü bir özverisi olması gerekiyor. Burada da kumaşlarımız gördüğümüz var, gibi mesela burada deri sanıyorum bunlar değil mi? Yumuşak deri. Bu kumaşımız gold olmaksızın deri görünümlü, deri değil, deri görünümlü bir kumaşımız. Bu sadece suyla temizlenebiliyor. Su içermez, leke içermez. Temizliği de çok kolaydır. Sadece saf suyla silinebilir. Yani bezi ıslatıp ya da bir sürgü ıslatıp rahatlıkla temizleyebilirler. Ayrıca lekenin taze temizlenmesi her zaman önem taşıyor. Kurumadan, havanın ısısını almadan kuru bir mendille üzerindeki ıslaklığı, nemliği alıp daha sonra duru suyla temizlenebiliyor bu kumaşımızda. Örneğin kahverengi tonumuz özellikle kirleri göstermez. Gri tonlarımız mesela göstermez. Baktığımız zaman bu tarz açık kahve, beige, krem tonları taşıyan gold kumaşımız özellikle tabii ki daha fazla kirleri göstereceği için daha da özen gösterilmesi gereken bir kumaşımız. Açık renkler tabii ki daha erken kirlenebiliyor. Fakat bu kumaşımız dediğim gibi su içermez olduğu için, nanoteknolojisi kullanıldığı için sadece saf suyla temizlenebilir. Gelelim kadifelere. Kadifelere, evet. Kadife kumaşlarımız oldukça yelpazesi geniş, evet, olan renk yelpazesi geniş olan kumaşlarımız. Yine kadife de hassas bir dokuya sahiptir. Bunun da temizliği, toz sabunlar var. Onları ılık suyla köpürtüp sadece köpüğünü alıp oval bir şekilde dokuya çok fazla yıpratmadan oval bir şekilde
temizleyebilirler. Çok fazla sulu ayrıca, bırakmadan çok, kuru şekilde evet, köpükle birlikte. İçermeyecek. Yani sadece İçine köpüğünü çekmeyecek. Alacak. Hı-hı. Köpüğüyle oval bir şekilde dokuya sürüp ondan sonra bir havluyla o nemini alacaklar. Dolayısıyla bunun da yine kolay temizliği, kolay bir kumaş. Diğer bir kısım da yine nubuklar burada var nubuklarımız burada. Var. Rengarenk yine hı-hı. kullanabilirler. Beyazından tutun işte kahvesine, gri tonlarına ve sarı, turuncu, çimen yeşili, gri kumaşlarımızı 2016'nın nubuk ve renk trendleri bunlar. Bunu da yine aynı şekilde Nur Hanım toz sabunu köpürtüp ılık suyla köpüğünü alıp yine oval bir şekilde, evet çok fazla ıslatmadan kuru bir şekilde, yani kuru demeyeyim de nemli bir şekilde oval tarzda hareketlerle temizleyip yine kuru bir havluyla üzerinden nemini alabilirler. Ne kadar kolaymış temizliği. Kolay, aslında evet. Çokluğumuza gerek yok. Evet. İstediğimiz rengi tercih edebiliriz bu anlamda. Gerçekten de sabunlu su köpürterek, köpüğünü kullanarak hepsini rahatlıkla kullanabilirler. Evet. Nevrim Hanım, önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Bu konuyla ilgili biz buradan programımızın aracılığıyla bütün kadınların, bütün dünya kadınlarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum ben. Şahsınızda. Evet. Özel bir kampanya var mı bugün için uygulayacağınız? Neler söyleyeceksiniz bayanlara buradan? Buradan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Özellikle 8 Mart Salı gününe denk geliyor bayanlar. O gün için, sadece o gün için özel bir kampanyamız var. Buradan alışveriş yapan bayanlarımıza özel sürprizlerimiz var. Beylerimiz lütfen alınmayınız. Sadece Dünya Kadınlar Günü'ne özel 8 Mart'ta sizleri bekliyorum bayanlar. Özel sürprizlerimiz olacak sizlere. Evet sevgili izleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızda yer alan konularla ilgili sorularınızı ekranda gördüğünüz telefon numarasını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla görüşmek dileğiyle. Avrupa'dan Yansımalar ekibi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor ve keyifli pazarlar diliyoruz. Sevgiyle kalın.